Sarayı var, kral değil. Uçakları var, kaptan değil. Parası var, helal değil. Diploması var, gerçek değil. Sordu bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bilemedik. Bilemedik. Sonra soruyu soran adamı aradık. İpucu vereyim size dedi. Telefonu var, kriptolu. Kasası var, dolar dolu. Pek uzundur eli kolu. Etrafı FETÖ'cü dolu. 5 senedir bunun cevabını kafam patlatıyorum, bulamıyorum arkadaşlar. Sanki Burdur'da bir vatandaş Burdur milletvekiline sormuş. Kimse de çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şudur diyemedi arkadaş. Bulamadık, cevap bulamıyoruz. Ya Burak Bey, biliyorsan söyle. Biliyorsan söyle. Bilebildiysen şunun cevabını söyle. Ben bilmece sordum. Bak, sarayı var, kral değil, uçakları var, kaptan değil. Parası var, helal değil, diploması var, gerçek değil. Bilemedim. Kimin olduğunu bilsem katılıp katılmadığımı. Telefonu var, kriptolu. Kasası var, dolar dolu. Pek uzundur eli kolu. Etrafı FETÖ'cü dolu. Suat kim olabilir? Yok, ben bilsem söylerim. Kafam durdu. Şey oldum ya, EYT'li oldum ya, böyle bir haftadır kendime gelemedim. 5 senedir bulamadım şunun cevabını. Bilen var mı? İzleyicilere soralım. Bilen varsa da söylemesin. Tamam. Ya bir soru sorduk ya. Sizin karşınızda 9 kere seçim almışsınız. Hala o partiden de atılmışsınız. Hala konuşabiliyorsunuz rahat rahat ya. Benim partiden atılmayla bu konunun ne alakası var? Ben bir bilmecem var dedim ya. Ya ben aklıma bir CHP'lidir bu diye düşündüm yani. Çaycı mı girmiş partiye de milyonlar olmuş, bilmem kaç tane dairesi olmuş. Çaycı? Ya ben kimseyi suçladım mı? Sadece merak ettim. Ben bulamadım dedim cevabını. Şurada gerçekten gündemi yapıyoruz Sayın Başkan. Bol için konuşuyoruz. Tamam. Çalışmayan altın suyu mu konuşalım? Çöken mesela ürünler pazarını soralım. Bilmeyen inşaatlarını soralım. Hepsini konuşalım. Hepsini konuşalım. Ya ben sadece bir bilmece sordum ya. Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor der gibi baktınız. Ben de sordum. Sizi üzecek 2 haber getirdiler bana. Arkadaşlar, 2 ayrı şirket gene Türkiye'nin en başarılı il belediye başkanlarını açıklamış. İkisi de mevcut iktidar partisine yakın şirketler. Biri ORC. İkinci seçmişler. Türkiye genelinde 51 il arasında. Birinci Çankırı Belediye Başkanı, MHP'li. Bir de yine her akşam bize çakan Sayın Hakan Bayrakçı'nın şirketi. Orada da 1. olmuş kardeşiniz. İşte bu sizlerin eseri aynı zamanda. Müdürlerimin eseri, belediye meclis üyesi arkadaşlarımın eseri. Vallahi şu ana kadar 20 küsur anket açıklandı. Hep ilk 5'te çıktık. Hatta 5. bile olmadım. 1 ile 4 arası gidip geliyoruz. İşte o da oluyor. Ara sıra bindelik hatalar işte yani. Yani AK Parti 3. Rize Belediye Başkanı. %57.6. Ya AK Parti'nin zaten Rize'de parti olarak oyu %77, %78. Bir de hala bak CHP amblemini kullanıyorlar. Dikkat edin, bir yere gitmedim. Var mı bu konuda söz isteyen? Bu anketler yanlıdır diyen? Bilmiyorum. 2022 yılının en başarılı il belediye başkanları diyor ikisinde. İnternet sitelerinden görebilirsiniz. En son haberde var mesela ikisi de. Türkiye'nin en başarılı il belediye başkanı diyor ikisinde de. En başarılı il belediye. Çok var daha. Yani çok var. Covid döneminde en başarılı, en popüler. En popüler olsa zaten %90'larda çıkarız. Şimdi %60'larda çıkıyoruz. Yani ya o konuda da İsmail Bey hakkımı yeme, kusura bakma. Ankara'dan ve İstanbul'dan sonra benden daha fazla tanınan belediye başkanı var mı Türkiye'de? Var mı? Yok. Var mı Bülent Bey? Yok.